Sevgili öğrenciler, iyi günler. Bugün final yayınları AYT Türkiye Geneli Deneme Sınavı matematik testi sorularını birlikte çözeceğiz. Sorulara başlayalım. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. 3A artı B bölü 3 eşittir 5C artı 40 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar, bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla. 3 tane bilinmeyen var, 1 tane denklem var. Dolayısıyla burada ABC bilinmeyenlerine değerler vereceğiz. En küçük dediği için sağ taraftaki C'ye bir değerini vererek işleme başlayalım. 5 artı 40, sağ taraf 45 oluyor. Şimdi arkadaşlar, biz bu tarafı 45 yapacak değerleri bulurken şurayı tam sayı yapacak şekilde B'ye 3 dersek 3 bölü 3 1 olur. 1'i diğer tarafa attığımızda 44 kalır. 3A'ya eşittir. 44 3'e bölünmeyecektir. Dolayısıyla bunu 1 olarak, yani B bölü 3 ifadesini 1 olarak alamıyoruz. O halde 3'ün katı olması için 9 seçersek 9 bölü 3'ten 3, yani 3A artı 3 eşittir 45'e. Attığımızda diğer tarafa 42 kalır. 3'e bölersek A'yı da 14 olarak bulmuş oluruz. A 14'tür. B 9'dur. C de 1'dir demiştik. Toplamları 24 olacaktır. Bu da en küçük değeridir. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Evet, şekillerle ifade edilmiş bir soru. X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere kırmızı çizgilerle çizilmiş karenin köşelerinde bulunan X, Y, ZT sayıları eşitmiş X, Y, Z toplamı bölü T'dir. Üçgen içinde de köşelerdeki en üstteki X virgül Y, Z, T'de devreden kısım olarak ifade edilmiş. Şimdi verilen ifadenin değerini biz bulalım kurala göre. Bakın arkadaşlar, şu 3 köşe toplanıyor. O halde bunları toplayalım. 10, 18, 6, 4, 8, 2. Topladık 18. Diğer köşeye, yani T'ye böldük. 9 olacaktır. Şimdi de üçgenin içinde 9 oluştu. Çünkü kareyi 9 olarak bulmuştuk. 1, 4, 2'dir. Bunu da tanımlarken şöyle tanımlamış. Üstteki sayı, yani 2 virgül YZ. Bakın şunlar sırasıyla YZ, yani 1, 4, içindeki 9 da devrediyor. Yani 2 virgül 149, 9 devretmektedir. Arkadaşlar, burada bir hatırlatma verelim. Rasyonel sayılarda ondalık sayılar kısmı var. Devirli ondalık sayılarda da eğer sayının sonunda 9 devrediyorsa bunu uzun yapmaktansa kısa bir yöntem var. Devreden 9 kalkar, kendisinden önceki basamağı 1 arttırır. Yani şu 4'ü 5 yapacaktır. Dolayısıyla işlemin sonucu 2 tam %15'tir arkadaşlar. Cevap D seçeneğidir. Pozitif tam sayılar üçgen içerisinde negatif tam sayılar kare içerisinde de gösterilmektedir. Yani pozitifler üçgen, negatifler de kare içinde gösterilmektedir. Şimdi x üzeri 4 çarpı y küp üçgen içerisinde olduğu için pozitiftir. Diğer ikisi, yani y çarpı z üzeri 7 ve x üzeri 5 çarpı z ifadeleri de kare içerisinde verildiği için bunlar negatiftir arkadaşlar. Şimdi bu 3 eşitsizliği kullanarak x, y, z sayılarının işaretlerini belirleyebiliriz. X sayısı ne olursa olsun dördüncü kuvveti pozitiftir.
Şimdi pozitif bir sayıyla y küpü çarptığımızda sonuç pozitifse bir defa y küpün pozitif olması gerekiyor. Dolayısıyla y'nin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci eşitsizlikte y'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Pozitif bir sayıyla z üzeri 7'yi çarptığımızda sonuç negatif oluyorsa z üzeri 7 sayısının negatif olması gerekiyor. Bu da bize z'nin sıfırdan küçük olduğu ifadesini bildirir. Son eşitsizlikte z zaten negatif. Dolayısıyla sonucun negatif olabilmesi için x üzeri 5'in pozitif olması gerekiyor. Bu da x'in pozitif olduğunu gösterir. Şimdi pozitif sayıları soruda tanımlandığı gibi üçgen içerisinde göstereceksek x üçgen içindedir. Y pozitif olduğu için üçgen içerisindedir. Z negatif olduğu için bu da kare içerisinde olmalıdır. Bu ifadeler C seçeneğinde var arkadaşlar. Devam edelim. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. 5X artı 3Y artı Z 39'a eşit. 3X artı 2Y artı Z 32'ye eşit olduğuna göre X, Y, Z toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar burada denklemlerden birini herhangi bir sayıyla çarpıp X, Y, Z sayısını veya bunun bir katını bulmaya çalışalım. Taraf tarafa çözmeye çalışacağız. Şimdi hepsini taraf tarafa topladığınızda katsayılar farklı oluyor. Çıkarttığınızda da farklı oluyor. İkinci denklemi 2 ile birinci denklemi de eksi 1 ile bir çarpalım. Eksi 5x, eksi 3y, eksi z, eksi 78 oluyor. Eksi 39 oluyor. Bunu eksi 1 ile çarptık. Diğerini alttakinde 2 ile çarpıyoruz. 6x artı 4y artı 2z 64'e eşit. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak 6x eksi 5x x olur. 4y eksi 3y y olur. 2z eksi z z olur. 64 eksi 39 da çıkarttığımızda 25 olarak bulunur. Zaten bize de bu toplam sorulmuştur. Cevap E seçeneğidir. Birbirinden farklı ABC gerçel sayıları için A-B'nin mutlak değeri artı B-C'nin mutlak değeri C-A'ya eşitmiş. ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın burada A eksi B, B eksi C var. Sağ tarafta da C eksi A var. Bir defa eksi A olabilmesi için bunun eksiyle çarpılarak çıkması gerekiyor. B eksi C olabilmesi için yani artı C'nin olabilmesi için bunun da negatif olması gerekiyor. Yani hem A eksi B sıfırdan küçük olmalıdır hem de B eksi C sıfırdan küçük olmalıdır. Buna göre bir bakalım mutlak değerleri açalım. A eksi B eğer negatif ise eksi ile çarpılarak çıkar. Eksi A artı B. B eksi C bu da eksi B artı C olarak çıkar. Yani C eksi A'ya eşittir. Gerçekten de C eksi A'ya eşit olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar B'yi diğer tarafa attığımızda A küçüktür B'den. Burada da C'yi diğer tarafa attığımızda B küçüktür C'den eşitsizliklerini buluruz. Bunları birleştirdiğimizde de A, B'den küçük, B de C'den küçüktür denilir. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneğidir. A ve B pozitif tam sayılardır. Kök A çarpı küp kök B 8'e eşit. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kare kök A çarpı küp kök B 8'e eşit. Şimdi karekök A buraya 1'e 8 diyebiliriz. 2'ye 4 diyebiliriz. 4'e 2 olabilir. 8'e 1 olabilir. Karekök A1 ise A1 olur. Karekök A2 ise A4 olur. Karekök A4 ise
A 16 değerini alır. Kare kök 4 8 ise A 64 değerini alır. A'nın alabileceği bu değerlerin toplamı sorulmuş. Pozitif tam sayılar dediği için yani eksi 1'e eksi 8, eksi 2'ye eksi 4'ü düşünmedik artık o değerleri. 80, 84 toplamları 85'tir. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Evet, bir küme sorusu arkadaşlar. Beden eğitimi dersi öğretmeni Murat Bey, 40 öğrencisinin futbol, voleybol ve basketbol oyunlarından hangilerini oynayabildiklerini çeşitli zamanlarda gözlemleyerek bir rapor oluşturmuştur. Rapordaki detaylar aşağıda verilmiştir. Öğrencilerim en fazla 2 oyun, en az 1 oyun oynayabiliyor. Arkadaşlar şöyle Venn şeması çizelim. Futbol, voleybol ve basketbol diyelim. Şimdi en fazla 2 oyun oynayabildiklerine göre şu 3 oyun oynayan herhangi bir öğrenci yoktur. Veya dışarıda da bu üçünün dışında kalan da herhangi bir öğrenci yoktur. Dilerseniz şuraları harflendirelim. A, B, C, X, Y, Z diyelim. Futbol oynamayanlar diğer oyunları da oynamıyor. Yani o halde şu voleybol tek başına, voleybol ve basketbol, futbol hariç ve yalnız basketbol oynayanlar da yok. Basketbol veya voleybol oynayan 16 öğrenci var. Basketbol ve voleybol oynayan yani X artı Y toplamı 16'ymış. Bir de burada sadece futbol oynayanlar var arkadaşlar. Toplam 40 öğrenci vardı. 40'ın 16'sı basketbol ve voleybol oynuyorsa geriye kalan 24'ü sadece futbol oynayan öğrencilerdir. Buna göre Murat öğretmenin yalnız futbol oynayan kaç öğrencisi vardır demiş. Biz de zaten onu bulduk arkadaşlar. A değerini bulduk. 24'tür. Sorunun cevabı A seçeneğidir. X ve Y reel sayılardır. 25 üzeri X eksi 2 çarpı 5 üzeri X artı 3Y artı 125 üzeri 2Y. Arkadaşlar verilen denklemi 5 üzeri X ve 5 üzeri Y'ye göre öncelikle düzenleyelim. 5 üzeri x'in karesi 2 çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri y'nin küpü veya 5 üzeri 3y olarak da yapabiliriz. Artı 5 üzeri y'nin küpünün 2. kuvveti 6. kuvveti olarak yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu biraz daha düzenleyerek yazarsak 2 çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 3y. Bu da 5 üzeri 3y'nin aslında karesidir. Şimdi birincinin karesi var, ikincinin karesi var. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı var. Yani bu ifade 5 üzeri x eksi 5 üzeri 3y'nin parantez karesinin açılımıdır. Karesi 0'a eşitse kendisi de 0'a eşittir. Buradan 5 üzeri x eşittir 5 üzeri 3y'ye. Tabanları aynı iki üslü sayının kuvvetleri de aynı olur. Dolayısıyla x sayısı 3y'ye eşit olarak elde edilir arkadaşlar. X bölü y oranı sorulmuş. X yerine 3y yazarsanız 3y bölü y'den y'ler sadeleşirse sonucu 3 olarak elde ederiz. Cevap D seçeneğidir. Devam edelim. Px eşittir x eksi a'nın karesi çarpı x artı 3 çarpı x artı 1 polinomu veriliyor. P2x polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 48. Şimdi arkadaşlar x artı 1'i 0'a eşitleyip x yerine eksi 1 yazdığımızda p eksi 2 değeri eksi 2 değeri kalanı eksi 48 olduğu için
eksi 48'e eşittir diyoruz. Bu verilen bir bilgi. Bunu polinomda yerine yazarsak, yani x yerine burada eksi 2 yazıp eksi 48'e sonucu eşit dersek, a'nın negatif değerini sormuş. Demek ki 2 değeri en az var. Onu bulabiliriz. Şimdi p eksi 2 eşittir. Eksi 2 eksi a'nın karesi çarpı eksi 2 artı 3 1'dir. Çarpı eksi 3. Bu ifade eksi 48'e eşit. Şunu sadeleştirirsek 16'dır. Eksi 2 eksi a'nın karesi ile artı 2 artı a'nın karesi aynıdır. Biz öyle yazalım. A artı 2'nin karesi 16'ya eşit ise a artı 2 karesi 16 olan sayılar 4 ya da eksi 4'tür. Buradan a ya 2 olur ya da eksi 6 olur. A'nın iki tane değeri var. Biri artı 2'dir, diğeri eksi 6'dır. Negatif değeri sorulduğu için cevap eksi 6'dır. Yani A seçeneğidir. 10. soru yine bir polinom sorusu. Px baş kat sayısı 3 olan 4. dereceden bir polinomdur. Bütün kökleri gerçel sayı olan Px eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi eksi 1 ve 2'dir. Burada iki tane kök verilmiş arkadaşlar. 4. dereceden ve kökleri gerçel sayı ise demek ki iki tane çift katlı kökten bahsedebiliriz. Şimdi Px'i o halde çözüm kümesinde eksi 1 olduğu için x artı 1 ya da x eksi 2 baş kat sayısı da 3. Tabi bitmedi arkadaşlar. 4. dereceden olacak. Şimdi burada bu 1. kuvvet iken burası 3. kuvvet olarak alınabilir. Çözüm kümesi gördüğünüz gibi eksi 1 ve 2'dir. Ya da Px x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2'nin karesi olarak alınabilir. Veya 3 çarpı x artı 1'in 3. kuvveti x eksi 2'nin 1. kuvveti olarak alınabilir. Yani x artı 1'in 1. 2. ve 3. kuvveti, benzer şekilde de x eksi 2'nin aynı kuvvetleri alınabilir. 3 durum karşımıza çıkıyor. Px'in, P0'ın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Şimdi yazalım. P0 3 çarpı 1 çarpı eksi 8'den eksi 24 olabilir. Burada x yerine 0 yazarsak 3 çarpı 1 çarpı eksi 2'nin karesi 4. 12 olabilir. Bir de burada 0 yazalım. 3 çarpı 1 çarpı eksi 2'den eksi 6 olabilir. Bunların toplamı sorulmuş arkadaşlar. Eksi 24 artı 12 daha eksi 12'dir. Eksi 6 da sonda var. Toplamı eksi 18 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Cevap A seçeneğidir. Devam edelim. Evet, bir grafik verilmiş. Fx x'ten taralı bölgenin alanı biçiminde tanımlanan fx fonksiyonu için fm değeri 7 bölü 2 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce şu doğrunun bir denklemini kurmaya çalışalım. Eğer bu böyle devam etseydi, bakın 2'ye 2 oranı var. Burası da 4 olacaktı. Aslında bu doğrunun denklemi y eşittir 4 eksi x'tir. Sağlamasını da yapabilirsiniz. 2 yazdığınızda 2, 0 yazdığınızda da 4 değerini vermektedir. Şimdi buraya karşılık gelen değere k diyelim ya da fk diyelim. Şuraya k dersek burası da 4 eksi k'dır. Şimdi bize fm değeri sorulmuş arkadaşlar. fm, hatta dilerseniz buraya
M diyelim. Hiç farklı değişken kullanmadan. Dört eksi M olarak alalım. Verilen yamuk, taralı yamuğun alanı alt taban 4 artı üst taban 4 eksi M çarpı yüksekliği M bölü 2. Bunun değeri soruda 7 bölü 2 olarak belirtilmiş. Zaten şunlar gidecektir. 8 eksi M ile M'nin çarpımı 7 olacaktır. Şimdi bunu sağlayan M değerleri arkadaşlar 1 dersek 7 çarpı 1'den 7'yi sağlar. M1 olabilir. Ya da 7 yazarsak 1 çarpı 7'den M7 de olabilir. Ancak dikkat edin, burada verilen taralı bölgedeki X değeri 2'den daha küçük olmalı. Yani M değeri 2'den daha küçük olmalıdır. Dolayısıyla 1'i alıyoruz arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. Evet, maksimum noktası 3,5 olan ikinci dereceden y eşittir fx fonksiyonunun grafiği. Şimdi bir parabol arkadaşlar çizelim. Maksimum noktası, yani tepe noktası 3'e 5, maksimum dediği için kollarını aşağı doğru alabiliriz. Şöyle bir parabol var elimizde. X ekseni üzerinde 5 birim sola. Arkadaşlar bunu 5 birim sola taşırsanız artık tepe noktasının absisi eksi 2'ye gelecektir. Ordinatta halen bir değişiklik yok. 5'tir. Şöyle bir nokta. Parabolümüz bu hale geldi. Daha sonra fonksiyon ne olmuş? Y ekseni üzerinde de 3 birim yukarı öteleniyor. Şimdi arkadaşlar bu 5'i 3 birim yukarı ötelersek absis değişmiyor. Burası artık 8'e gelmektedir. Şöyle bir parabol eksi 2'ye 8 parabolü olur. Daha sonra da fonksiyonun x eksenine göre simetriyi artık onu da burada çizelim arkadaşlar. Simetriyi x eksenine göre alınırsa parabol şu hale dönüşecektir. Artık bir minimum noktası vardır. Bu minimum noktası da absisi eksi 2, ordinatı eksi 8 olan noktadır. Bize de zaten elde edilen grafiğin minimum noktası soruluyor arkadaşlar. O da D seçeneğindedir. Devam edelim. Parçalı bir fonksiyon verilmiş. Eksi x kare artı 4. X'ler 1'den küçük ve eşit iken, x'ler 1'den büyük iken de 3x. Bunların grafiğini kaba taslak çizmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar eksi x kare artı 4 ya da 4 eksi x kare parabolü tepe noktası y ekseni üzerinde kolları aşağı doğru olan aslında şöyle bir paraboldür. Şimdi x'in 1 olduğu noktayı işaretleyelim. Bir şuradadır. Birden küçük ve eşit olan kısmı tarıyoruz arkadaşlar. Yani bu tarafta fonksiyon tanımlı. Diğer tarafta kesikli olacak. Birden sonra artık 3x doğrusunu çiziyoruz. 3x doğrusu da arkadaşlar zaten burası 3. Orijinden geçen şu doğrudur aslında. Birden büyük olduğu için buranın içi boş olur normalde ama zaten parabolde doldurulmuştu o kısım. Grafik bu şekilde olacaktır. Şimdi fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalan bir fonksiyondur denilmiş. Arkadaşlar parabole bakın, sıfıra kadar artıyor. Çünkü sıfıra bunun artık bir maksimum noktası. Şu aralıkta bir azalma söz konusu. Daha sonra tekrar artışa geçmektedir. Bakın burada artıyor. Sıfırla bir arasında bir azalma söz konusu. Birden sonra tekrar artıyor.
O zaman azalan olduğu aralık sadece 0, 1 açık aralığıdır. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneğidir. 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler yazmak için evşan kelimesinin harfleri kullanılacaktır. Herhangi iki harf ikişer kez, diğerleri birer kez kullanılmak koşuluyla 7 harfli kaç kelime yazılabilir denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın biz kendimiz iki tane harfi iki kez kullanalım. Mesela ilk iki harfi E, V, Ş, A, N. Böyle bir harf dizisiyle kelimeler oluşturacağız. Şimdi normalde arkadaşlar biz bu 2, 4, 7 harfli kelime ile 7 faktöriyel bölü 2 tane E var, 2 tane V var. Bunlar özdeş olduğu için tekrarlı permütasyondan dolayı bölüyoruz. Diğerleri birer tanedir. Şimdi bu E ve V harflerini 2 defa kullandığımızda bulacağımız değerdir ya da yazabileceğimiz sayı adedidir. Ama burada herhangi iki harf demiş. Şu an için hangi harfler olduğunu bilmiyoruz. Bir de onların seçimi gerekiyor. 5 harf var evşan kelimesinde. 5 harften 2 tanesini de seçmemiz gerekiyor. Şimdi 5'in ikili kombinasyonu 10. 7 faktöriyeli de açalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bölü 2 çarpı 2, 4'tür. Şunları sadeleştirelim. 3 kere 2, 6, 30 çarpı 42. Önce burayı çarpalım. 1260. Bir de 10 vardı başında. 12.600 tane kelime yazılabilir. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Devam edelim. Bir otopark görevlisi otoparka gelen araçları plakalarına göre kayıt altına almıştır. Görevli otoparka giren araçlardan birinin plakasını tam görememiş 34, 2 çizgi, daha sonra 3 çizgi yani arada 2 harf, en sonunda da 3 tane rakam olacak şekilde kaydetmiştir. Daha sonra görevli ortadaki 2 basamağın farklı sesli harflerden oluştuğunu ve sağdaki 3 basamağın büyükten küçüğe doğru sıralanmış rakamlardan oluştuğunu hatırladığına göre plakayı kaç farklı şekilde tahmin edebilir? Arkadaşlar burada 2 farklı sesli harf olacak. Burada da küçükten büyüğe doğru sıralanmış rakamlar olacak. Şimdi sesli harfler A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü. 8 tane sesli harf var. Bunlardan farklı 2 tanesini kullanacağız. Yani buraya 8, buraya 7, 56 tane farklı varyasyon var burada. Şimdi son 3 rakamda da arkadaşlar mesela 3 farklı rakam düşünelim. Ne olsun bu rakamlar? 4, 7 ve 9 olsun. 4, 7 ve 9 rakamlarını kullanarak küçükten büyüğe doğru kaç tane sayı yazabiliriz? Bir tane arkadaşlar. 479'tur. Yani seçeceğiniz herhangi 3 tane rakamla bu şarta uygun tek bir tane 3 basamaklı sayı ya da yan yana 3 rakamı sıralayabilirsiniz. 3 basamaklı olmasını gerektiren bir bilgi yok. 3 basamağında büyükten küçüğe doğru sıralanmış ya da küçükten büyüğe doğru fark etmez. 9, 7, 4. Yani büyükten küçüğe doğru olunca da bir tane yazabiliyoruz. O halde seçeceğiniz herhangi 3 rakamla bu şarta uygun tek bir tane sayı yazabiliyorsunuz. 10 rakamdan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçeriz? 10'un üçlü kombinasyonu 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3, 2, 1. Sadeleştirelim. 120 çarpı bir de burada 56'sı vardı. 5 çarpı 120 de 600'dür. Topluyoruz.
6720 sonucu elde edilir. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.